yüreğimin sızıları. Gökte, gökte meleklerle eş, Çanakkale kuzuları, yaşları hep 15, 15. Çanakkale kuzuları, ta ciğerimin sızıları, ciğerimin sızıları, ciğerimin sızıları. Mutlu günler değerli izleyenler. Bugün 18 Mart 2012 Pazar. Milletlerin tarihinde bazı önemli günler vardır ki milat kabul edilir. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi tarihimizde milat kabul edilen dönüm noktalarından biridir. Bu milat bir ülkenin emperyalist güçlere bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü haline gelmiştir. Kurtuluş Savaşı mücadelesi içinde 1915 tarihi bir ülkenin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına karşı verdiği onurlu direnişin bir öyküsü olmuştur. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 97. yıl dönümünü kutlar, bu büyük ve onurlu zaferi Türk milletine armağan eden şanlı ecdadımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Tabii bize bu vatanı armağan eden, başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun silah arkadaşları, her zaman onun yanında olan Kazım Karabekir'den tutun, Rauf Orba'ya kadar, Fevzi Çakmak'a kadar, yanında olan herkesi ve aziz şehitlerimizi, Kınalalileri, Seyit Onbaşıları, Fatmaları, cepheye mermi taşıyan anaları, hepsini saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Onların ruhu şad olsun. Senin programında böyle bir konuda aslında konuk olmak da çok güzel. Kanal 9 ekranlarında bizleri izleyenlere de ben sevgiler, saygılar sunuyorum. Güzel bir program olacak inşallah. Nevruz hakkında kısa bir bilgi verebilir misin Kasım Alper Özdemir? Nevruz nedir? Nevruz, nasıl kutlanması gerekir bir nedir? Ülkede? Aslında Nevruz'un Türkçe anlamı şudur. Baharda açan çiçek ve gül. Yani baharı müjdeleyen günlerdir Nevruz. Baharı müjdeleyen aydır Mart ayı. Baharın girişidir. Ve tabii Türk dünyası açısından da Ergenekon'dan çıkışımızdır. Türklerin Ergenekon'dan çıkışı. Orta Asya'ya ve üç kıtaya hükmedişi. Yani o anlamda baktığımız zaman Nevruz tüm Türklerin bahar bayramıdır. Yani tarihte bunun yeri budur. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e gelen dönemde Nevruz'u hep böyle kutlamışızdır. Yani Nevruz bahar bayramıdır. Ya inananların bayramıdır. Yani yazı haberler, evet. Cemre'yi haberler, çiçeği haberler. Ama maalesef biz çiçekten, gülden bahsederken taştan bahsedenleri de burada anlatmak zorunda kalıyoruz ki. Ona da yazık diyorum. Ben bir şey diyemiyorum. Tabii gördüğün hep çocuk yani çoğunun yaşları. 12, 13, 15 yaşlarında işte metrobüs taşlayanları gördük gelirken. Türk devletleri hoşgörü ile anılmışlardır. Yani bizim hoşgörü abilerimiz vardır. Şeyh Edebali, Yıldırım Han, Emir Sultan. Her padişahın, her komutanın yanında bir, evet, bir gönül eri, gönülleri bir gönül vardır. Fatih'in yanında Akşemseddin Hazretleri ve Molla Gürani vardır. Yani hep bir yol gösterici olmuştur. Bence o arkadaşların yanlarında yol gösterici olmamasından, manevi olarak aslında doyuma ulaşmamalarından da bunlar kaynaklanıyor. İlk önce insan hani manevi bir doyuma ulaşacak. Yani ben bir şeyi yapıyorsam niye yapıyorum ya da niye yapmalıyım? Peki bu taş atan çocuklara bu manevi değer, manevi iklim, manevi güzellik verildi mi? Onları da ben suçlamıyorum. Zannedersen verilse orada olmazlar. Tam tersi bizim istediğimiz, bizim de beklentilerini vurguladığımız gençlerin, o çocukların daha güzel yerlerde okumak için çırpınan ve ecdadını saygıyla anan gençler olacağını biliyoruz yani. Eminiz bundan da. Tabii ki. Şimdi Kurtuluş Savaşı'na baktığımız zaman biz Lazı'yla, Çerkezi'yle, Kürdü'yle, Türkü'yle, hatta Ermeni olan bile Osmanlı'dan nesil var. Hep beraber bu savaşı kazandık. Yani cephede mermi taşıyan anneler, hepimizin gözyaşları aynıydı. Yani bakın bir şehit cenazesi oluyor. Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakılıyor. Ne kadar güzel. Biz yaşıyoruz. Evet. Her şeyi yüreğimizde yaşıyoruz. Yani o zaman Fahri Sultan Mehmet'in verdiği mesajı bakar mısınız? Artık diyor bundan sonra İstanbul'dayız. Konstantiniye İstanbul olmuştur. Ve Ayasofya'daki kalabalığa şöyle söylüyor. Artık burası sizin bir yurdunuzdur. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. İstediğiniz gibi ticaretinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi dininizi yaşayabilirsiniz. Ve siz dininizi kilisede yaşarken de size biz hiçbir şekilde baskı yapmayacağız. Tam tersi güvenliğinizi sağlayacağız, evet, diyor. Zulüm yapmayacağız.
İşte bizim hoşgörü medeniyetimiz buradan geliyor. Bu da nereden geliyor? İslam dininden. Yani bizim İslam'a olan inancımızdan. Yani İslam dini, barış dini. Dört kitaptan başlayalım istersen gel söze diyor. Orada öyle bir isim var ki kuldan öte kuldan ziyade. Onu düşün, ona sığın. Yani Kur'an-ı Kerim dinlerin en büyüğü ve en son olan, değişmeyen tek din. Değişmeden günümüze gelen tek din. Biz bütün dinlerin peygamberleri bizim peygamberimiz. Ama kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed bizim önderimiz, peygamberimiz. İşte aslında İslam'ı da bu taş atan arkadaşlara iyice vermiş olsalar da İslam'ın verdiği mesajı, bunlar olmayacaktı. Ben buna inanıyorum. Ama yine de Türkiye güzel günlere gidiyor. Gençlerimiz Yunus Emre'yi, Tapduğ'un kapısında kul olan, onun yolunda giden, Tapduğ'un peşinde aşka ulaşmayı dileyen bir Yunus Emre var. Şimdi Yunus Emre'nin çöllerde yalın ayak gidişi benim için farklı bir güzelliktir. Mevlana'nın, Yüce Mevlana, Celaleddin Rumi Hazretleri, babası Bahattin Veled, çok mübarek bir zat ve onun oğlu ve Mevlana babasını geçiyor. Ondaki aşk çok farklı ve yanıyor aşkla. Hani dönme diyorsunuz ya, aşkın ateşine evet. Dönüyor. Sağ elimi kaldırdım, sol elimi daldırdım, dilim kalbe vardırdım, döndüm Mevlana gibi. Önemli olan Mevlana gibi dönebilmek ama dönerken de mesajı güzel verebilmek. Ben hala bugün aklım, yani o kadar sinirlendim ki bugün, ama yine de yani hoşgörülü olmalıyız. Çünkü bu ülkede yaşıyoruz. Biz nasıl depremle yaşamaya alıştıysak, bugün savaşla, afetle ve terörle yaşamaya da alışacağız. Bu hayatın bir nevi kanunu. Dediğim gibi hoşgörü mesajı vermeliyiz. Hoşgörü mesajı verildiği zaman da her şey çok daha güzel olacak. İşte Aşık Veysel'in de yıllar önce o gönül gözüyle gören bir insan. İşte bugün engelli programı, sizin programınız engelsiz bir yolculuk. Ve Aşık Veysel, yani doğduğu zaman gözleri kör oldu. Hiçbir şey göremedi ama hayatı nasıl bağlandı? Sazıyla. O Allah'tan aldığı ışığı sazına aktardı ve Aşık Veysel birlikte sahnında şöyle diyor. Bu şiir onun Çanakkale'yi anlattığı şiirdir. Allah birdir, peygamber hak, Rabbin alemindir mutlak. Senlik, benlik bırak, söyleyin geldi sırası. Ne Alevisi, Kürdü, Gürcüsü, Kızılbaşı, Çerkezi. Hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit gazi, yanlış var mı ve neresi diyor. Kısaca tek bir kelimede bunu şey yapsak, insan olmak değil mi? Tabii. Nerede işte, olursak olalım ama insanız hepimiz. Dediğimiz gibi cepheye mermi taşıyan anneler, Gürcü'ydü, Lazlı, Muhacir'di, Türk'tü, Kürt'tü. Hepsinin ortak paydası Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden kazanmaktı. O yüzden onların da ruhları şad olsun. Böyle güzel bir günde Türk tarihinin yeniden yazılışının 97. yıl dönümünde senin programında olmak çok güzeldi. Hem de İstiklal Marşımızın kabulünün 91. yılını kutladık bu hafta, evet. Çeşitli etkinliklerle. Cumartesi akşam ben Sultanbeyli'deyim. Saat tam 18'de Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeyim. Muhsin Yazıcıoğlu şiirleri akşamı var. Ben düzenliyorum geceyi, ben sunuyorum. Şiirleri de ben okuyacağım. Değerli eşleri Gülayfer Yazıcıoğlu katılacaklar. Muhteşem program olacak. Ben Sultanbeyli'ye herkesi davet ediyorum. Çanakkale Zaferimiz hayırlı uğurlu olsun. Tekrar tekrar. Çünkü bu vatanı bize armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.